Bir kere ahd ettim. O olmasa bile bizim düşüncemiz bir Çinlininkine benzemez. Bu kızgın çölden büyük ateşi olan, açlığımdan daha büyük açlığı olan, dilerse can veren... Aytekin Akkaya, avantür filmlerinin akla gelen ilk isimlerinden biridir. Değeri hala tam olarak bilinmeyen, birçok kez haksızlığa uğramış bir adamdır. Hollywood sinemasına emek vermiş bir oyuncu olarak adını duyurmuştur. Sonrasında ise Türk sinemasının saygın aksiyon yıldızlarından biri haline gelmiştir. Bu hikayemizde dünyayı kurtaran ikinci adam olarak neden kırgın olduğunu ve kariyeri boyunca neler yaşadığını size anlatacağım. Aytekin Akkaya 1943 yılında Erzurum'da doğdu. Sinemaya olan ilgisi tamamen tesadüfen başladı. Bir film Erzurum'da çekilirken başrol oyuncusu yapımcı firmayla anlaşmazlığa düştü ve film setini terk etti. Bu sırada Aytekin Akkaya yönetmen Nuri Akıncı tarafından keşfedildi. Seçmelere katılması istendi ve başarılı oldu. Ancak askere gitmesi nedeniyle sinema kariyeri birkaç yıl gecikmeli olarak devam etti. Bu kızgın çölden büyük ateşi olan, açlığımdan daha büyük açlığı olan, dilerse can veren... 1969 yılında Kanlı Aşk filmiyle başlayan kariyeri, Malkoçoğlu, Cem Sultan, Kötü Haber ve Namus Bekçisi gibi filmlerle devam etti. Bu süreçte unutulmaz bir olay yaşadı. İngiliz yönetmen Peter, Paralı Askerler filmini Türkiye'de çekiyordu. Tiyatroda bu film için oyuncu seçmelere başladı. Aytekin Akkaya, sert yüz hatları, atletik fiziği ve başarıları sayesinde seçmelere başarıyla katıldı. Böylece Charles Bronson ve Tony Curtis gibi isimlerle Paralı Askerler filminde rol aldı. Yeni Şafak gazetesiyle yaptığı bir söyleşide filmin hikayesiyle ilgili şunları paylaştı. Türk sinemasında atlarla çekilen aksiyon sahnelerinde rakipsiz bir oyuncuyum. Ancak ata binmeyi Paralı Askerler filminde öğrendim. Bu filmde Bronson ve kortizon tedavileri arasından bir rolüm vardı ve az konuşan bir karakteri canlandırdım. Ancak sette Türk oyunculara karşı tüm set ekibi büyük bir saygıyla yaklaştı. Ayakta bile dursak yönetmen çekimi tamamlar tamamlamaz hemen bir sandalye getirilirdi. Hatta hatırladığım kadarıyla tehlikeli sahneler çekilirken sette yalnızca bir ambulans bulunması yüzünden Charles Bronson'un Türk prodüksiyon amirine saldırdığını görmüştüm. Bu film bana Batı'da sinema sanatçılarına verilen değeri ve gösterilen saygıyı öğretti. Aytekin Akkaya ilerleyen yıllarda Türk sinemasının önde gelen yıldızlarından biri haline gelmiştir. Parlak kariyerinde İtalyan, Amerikan ve İngiliz filmlerinin yanı sıra hareketli sahneleriyle ünlü onlarca Türk filmi bulunmaktadır. Özellikle İtalyan yapımı Yor filmi bugün bilim kurgu tutkunları tarafından hala bir başyapıt olarak kabul edilmektedir. Yabancı yapımların oyunculara olan ilgisini fark eden Akkaya, yurt dışında kendini göstermek istemişti. Hatta Yor filminin yönetmeni Antonia Aytekin'e şöyle demiştir. Gelecek yıla kadar iyi düzeyde İngilizce öğren. Söz veriyorum seni Hollywood'un bir numaralı kötü adamı yapacağım. Ancak Aytekin Akkaya yoğun çalışma temposu nedeniyle başladığı dil kursuna gidememiştir. Bir yıl sonra Antonia tam söz verdiği gün film şirketini aramış ve Aytekin'e tamam mısın diye sormuştur. Aytekin cevap olarak İngilizcemle maalesef hocam, ben İngilizce kursuna başladım ama bir türlü bitiremedim demiştir. Antonia ise hayal kırıklığıyla sen bana saçımı başımı yolduracaksın. O kadar zor sahneleri çocuk oyuncağı gibi oynuyorsun ama bir İngilizce öğrenme işini halledemiyorsun diyerek ona sert bir şekilde tepki göstermiştir. Böylece Aytekin Akkaya'nın Hollywood serüveni başlamadan sona ermiştir. Hollywood kariyeri sona erse de Yeşilçam filmleri hız kesmeden devam etmiştir. Özellikle Cüneyt Arkın'la birlikte aksiyon filmlerinin önemli isimlerinden biri olmuştur. Birçok macera filminde başrolde yer almıştır.
70'li ve 80'li yıllarda Koçum Ali'ye, Azrail'in Beş Atlısı, Cehenneme, Postaların Ölüm Elçileri, Ahmet Çavuş, Ölüm Meydanı, Cengiz Han'ın Fedaisi Atlıhan, Dadaş Fırat, Dadaş Fırat Geliyor, Hakanlar Çarpışıyor, Üç Kardeştirler, Kanca ve Kurtlar Geceyi Sever gibi zaman zaman düşük, zaman zaman yüksek bütçeli filmlerde yer almıştır. Ancak 1982'de Dünyayı Kurtaran Adam filminin başardıklarını hiçbiri bu kadar ses getirmedi. Ama acayip şeyler. Herhalde dünyadaki sevgililerin değil. Galiba yakalandık. Bu film dünyanın en absürt yapımı olarak seçilse de aslında içinde farklı hikayeler barındırıyordu. Amacıyla çekilen bir absürt film değildi. Filmin tüm ekibi işlerini son derece ciddiyete aldı ve filmi tamamlamak için büyük çaba harcadı. Hatta filmin çekimleri sırasında hırsızlık bile yaşandı. 80 darbesinden sonra yabancı bilim kurgu filmleri gişeleri altüst etmeye başlamıştı. Türk sineması ise bu alanda gerideydi. Özellikle Star Wars üçlemesi dünya çapında büyük bir başarı elde etmiş ve milyonlarca dolar kazandırmıştı. Yeşilçam'da kendi melodramlarından sıkılmış ve bu büyük bütçeli filmlere ilgi duymaya başlamıştı. Yönetmen Çetin İnanç ve yapımcı Kunt Tulgar böyle bir film için kolları sıvadı. Ancak çok yüksek bir bütçe ayırmak mümkün değildi. Ülke hala darbenin etkilerini hissediyordu. Bu yüzden Türk yapımı bir uzay filmi yapılmalıydı. Cüneyt Arkın zaten Kunt Tulgar'ın sözleşmeli oyuncularından biriydi. Geçmişte oynadığı tarihi filmleri bilim kurguya uyarlamak fikri ortaya çıktı ve hemen senaryo yazımına başlandı. Sonuç olarak uzaylıların bolca dövüldüğü bir senaryo ortaya çıktı. Film için Kilyos sahili seçildi. Düşük bütçeli bir prodüksiyon olarak planlanan filme o dönem için dev bir bütçe olan 300 bin dolar ayrıldı. O yıllarda Türk sinemasında bir filmin ortalama maliyeti 100 bin dolardı. Sahilde daha önce görülmemiş bir set kuruldu. Hatta uzay gemisi maketi bile inşa edildi. Her şey olağanüstü ve son derece gerçekçi görünüyordu. Tam filmin çekimine başlanacaktı ki Kilyos sahilini bir fırtına vurdu. Dev dalgalar seti yerle bir etti. Uzay gemileri ve dekorlar kullanılamaz hale geldi. Bütçenin büyük bir bölümü bu görsellere harcanmıştı ve ellerinde çok az para kalmıştı. Bunun üzerine Kunt Tulgar yeni çekim yeri olarak Kapadokya'yı belirledi. Set kurmak için para yoktu. Bu yüzden Kapadokya'nın doğal görünümünü bir uzaylı mekanı gibi göstermeyi düşündüler. Sette her şey paramparça olduğu için filmde uzay sahneleri Star Wars filminden alınacaktı. Birçok sahne bu filmle değiştirildi. Ancak yine de bir sorun vardı. Star Wars filmi 16:9 ölçülerindeydi, yani daha geniş ekranlıydı. Türk sineması ise hala 4:3 ölçülerinde film çekiyordu. Bu nedenle arka planda oynatılan Star Wars görüntüleri bozulmuş ve daraltılmış bir şekilde ekrana yansıtılacaktı. Bu sorunu göz ardı ederek kusur kadıda da olur düşüncesiyle hareket ettiler. Üstelik çalınan tek görüntü Star Wars sahneleriyle sınırlı kalmadı. Soyuz roketinin uzaya çıkışını gösteren haber görüntüleri, Euro International film şirketinin logosundaki yenilikçi şehir tasarımı ve Colette filminin Kızıl Gezegen sahnesiyle Sodom ve Gomorra filminin çalışan işçiler kısmı da bu filmde kullanıldı. Uzay gemisi sahnelerinde kullanılan kask ise sokakta gördükleri bir motosikletli adamdan yarım saatliğine kiralandı ve dönüşümlü olarak Cüneyt Arkın ve Aytekin Akkaya'nın kafalarına takıldı. Filmde her şey vardı. Robot askerler, kopyalanmış mumyalar ve iskeletler gibi korku figürleri Star Galactica ve Planet gibi filmlerden alındı. Çetin İnanç yönetti, Cüneyt Arkın ve Aytekin Akkaya dövüştü. İskeletler, dev ayaklar, robotlar, mumyalar dayak yedi. Ortaya unutulmaz bir kült yapım çıktı. Özellikle çocuklar için büyük bir olaydı. Türk astronotlarla uzay savaşlarıyla ilk kez tanışıyorlardı. Filmdeki çalıntılar bir kenara bırakılırsa, bu film için harcanan emeğin karşılığını vermişti. Sadece İstanbul'daki gösterimlerde bütçenin yarısı geri kazanıldı.
Çetin İnanç, film geliriyle bir Alfa Romeo satın aldı. Kunt Tulgar artık bir Mercedes ve yazlık bir villa sahibiydi. Yapım firması Anıt Film, kiralık olduğu binayı satın aldı. Cüneyt Arkın da şöhretine şöhret kattı. Ancak teknoloji ilerledikçe bu film insanların gülerek izlediği bir yapıma dönüştü. İngiliz sinema yazarı Pete Toms, Türkiye'ye gelerek bu filmi keşfettikten sonra dünyayı kurtaran adam dünya çapında bir fenomen haline geldi. Bu film için şunları söyledi. Bu görülmemiş çılgınlık dolu bir fantastik sinema örneğidir. Tüm aşağılamalara, alaylara rağmen hatta dünyanın en saçma filmi seçilse bile dünyayı kurtaran adam sinemamızın ilk gerçek bilim kurgu filmidir. Sınırlı bütçesine ve zorlu koşullara rağmen başkaldırının ve vatansever tepkinin bir yansımasıdır. Uzayda gerçekleşen Türklerin bir uygarlık savaşında yer aldığı bu hikayede Türk kahramanlar hatta Türk atlarıyla donatılmış uzay gemileri yer almaktadır. Bu film için büyük bir emek verilmiş, setlerde bizzat çalışılmış ve ayrıca Aytekin Akkaya'nın da oyunculuğunu üstlendiği bir röportajında şunları dile getirmiştir. Yapmaya karar verdiğimizde gece gündüz çalışıyorduk. Anadolu'da vakit buldukça kahvehanelere gidiyorduk. Oralarda anlatılanlardan ipuçları alıyorduk. Milletimiz zaten meraklıydı. Ayrıca dünyada o tür ucuz filmler yapılıyordu. Çektiğimiz filmi o dönemin şartlarında düşünün. İzleyenler yaptığım hareketlere şaşıyorlardı. Ancak film ironik bir gözle izleyenler ve gülsem mi gülmesem mi diye düşünenler de oluyordu. Bu film çok popüler oldu. 2006 yılında serinin ikinci filmi olarak Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu adıyla çıktı. Ancak Aytekin Akkaya'ya büyük bir haksızlık yapıldı. Filmin galasına bile davet edilmedi. Yeni Şafak gazetesinden Ali Murat'a verdiği röportajda Aytekin Akkaya şunları dile getirdi. Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu'nun çekimlerine çok kısa bir süre kala film ekibinden bir arkadaş beni aradı. Aytekin Bey, yeni filminizde konuk oyuncu olarak sizi düşünüyoruz, dedi. Ancak senaryoyu gördüğünde adım bile geçmiyordu. Ayrıca iş görüşmesi için bir kafede randevu talep ettiler. Ne bir yönetmen ne de bir yapımcı vardı ortada. Benimle anlaşma yapmak için genç bir prodüksiyon görevlisine yetindiler. Onlara dedim ki, 42 yıldır bu sektörde yer almış, Türk sineması için adeta bir kırılmış kemik haline gelmiş bir oyuncuyla böyle kahve köşelerinde görüşmek pek hoş bir davranış değil mi? Sizde bir ofis yok mu iş görüşmelerinizi yapabileceğiniz, dedim. Futbolcu Pascal Nouma'ya bile daha fazla saygı gösterdiler. Yaklaşımlarından hoşlanmadığım için tekliflerini reddettim. Zaten senaryoda beni uyduruk bir şekilde çok kısa bir sahneye monte edecekler gibi görünüyorlardı. Sanırım bu arkadaşlar Aytekin Akkaya'nın böyle bir teklifi atlayacağını ve bu yaşta daha iyi bir proje bulamayacağını düşündüler. Ama yanıldılar. Ben Erzurumluyum ve gerektiğinde sinemada emekli olabilirim. Ancak onurumu kıracak hiçbir işe girmem. Sonuçta bu yarım ağızlı yapılan film teklifini kabul etmediğim için bile beni galaya davet etmediler. Ne diyeyim kendilerine, sağ olsunlar. Aytekin Akkaya bu duruşuyla neden çocukluğumuzun kahramanı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Aslında usta oyuncunun adından söz ettirdiği sadece bu filmi değildi. 1973 yılında çekilen Üç Dev Adam filmi de büyük bir başarıydı. Yurt dışında Türkiye Avengers adıyla anıldı. Aytekin Akkaya bu filmde Kaptan Amerika karakterini canlandırdı. Spider-Man'i Teşvik Şen, El Santoya ise Yavuz Seyekman hayat verdi. Bu film, Marvel sinematik evreninin ortaya çıkmasından ve diğer benzer projelerden yıllar önce yapılmıştı. Marvel sinemasından çok önce düşünülmüş bir hikaye olan bu film, film tarihçisi Ed Glazer'in araştırmasıyla bir belgesele dönüştü. Bu belgesel Neon Harbor kanalında yayınlandı. 90'lı yıllarda da film çekmeye devam eden Aytekin Akkaya her zaman zor şartlar altında çalıştı. Aksiyon dolu sahnelerde kemiklerini neredeyse kırmadan bırakmadı. Vatan Sağ Olsun adlı yapımda da yer aldı. Dinimizi, dilimizi, örfümüzü
Atlamalar, zıplamalar, binalar arasında uçuşlar, halatlarda sarkmalar derken birçok kez ölümden döndü. Güvenlik önlemlerinin düşük olduğu bu filmlerde bile çalışmaktan vazgeçmedi ve mücadelesini sonuna kadar sürdürdü. 90'lı yıllarda sinemanın içinde olsa da eskisi kadar çok film teklifi alamadı. Usta isim sinemadan uzaklaşma kararı aldı. Ancak her zaman sanatın içinde olmayı sürdürdü. Son olarak 2008 yılında Şampiyon Deden filminde başrol oynadı. Bu yapımın ardından onu başka hiçbir filmde göremedik. Şu anda 80 yaşında olmasına rağmen hala dinç ve enerji dolu. Ah keşke aksiyon sever bir yönetmen çıkıp sıkı bir polisiye filmi çeksene. Böylece Dadaş Aytekin tekrar silahlarını eline alsana. Herifin balyoz gibi yumruklarıyla kötü adamları bir güzel patlatsa diyoruz. Bunların hepsi gerçekleşir mi bilinmez ama o bizim kalbimizde her zaman dünyayı kurtaran bir özel adam olarak kalacak. B sınıfı macera filmlerine bile oyunculuğuyla renk katmış ve filmlere duruşuyla, fedakarlığıyla kalite getirmiştir. Biz de magazin ekibi olarak bu dev çınara huzur ve sağlık dolu uzun yıllar dileriz. Sert yüz hatlarının altında dünya için mücadele eden bir savaşçı yatar. Adaletsizliklere rağmen asla karakterinden ödün vermez ve sinemanın çirkin yanını keşfeden biri olur. Bu vahşi dünyada insan olmayı başarmış nadir isimlerden Aytekin Akkaya'dan bahsediyoruz. Bu vahşi dünyada insan olmayı başarmış nadir isimlerden Aytekin Akkaya'dan bahsediyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.